Sevgili seyirciler, ben Deniz Savaş Karapark. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün bir hanımefendi konuğum var. Kendisi makine mühendisi Merve İbrişim. Aynı zamanda bir firmanın tedarik zinciri müdürlüğü pozisyonda çalışıyor. Şimdi kadınların bu ülkede erkek egemen toplumda kimlik kazanmaları, ekonomik özgürlüklerini ele geçirmeleri, aydın bir kadın olarak çıkmaları, öne çıkmaları çok önemli. Çünkü geleneksel bazı saplantılarımız var. Erkekler adına söylüyorum bunu. Çünkü ben de bir erkeğim ama sonuçta kadın haklarından yanayım. Ama kadının Türkiye'de insan hakları sorunu var. Aslında bunu da altını çizmek lazım. Çünkü bazen kadınlara hak ettiği değerin altında bir muameleyle karşılık veriyoruz. Oysaki anayasamız bütün kadınları eşit kılmış. Hatta Avrupa'da seçme seçilme konusunda Atatürk'ün önderliğinde imkan tanımış. Yani bu hani modern Avrupa, demokrasi havarisi Avrupa'nın çok ötesinde bir davranış. Şimdi böyle kimlikli, kişilikli hanımları gördüğüm zaman da gerçekten bu ülkedeki insan, kadınlar adında gurur duyuyorum. Merve Hanım, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sağ olun. Çok mutlu oldum davetinize. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi siz biraz kendinizden bahsedin. Makine mühendisi olduğunuzu söylemiştim. Evet, evet. Mesela okula başlarken Kocaeli'nden mezunsunuz. Evet, Kocaeli Makine Üniversitesi. Şimdi okula başlarken nasıl bir meslek hayal etmiştiniz? Şimdi mesela o hayal hangi durumda? Yani yaptığınız işi beğeniyor musunuz? Seviyor musunuz? Ne kadar adapte oluyorsunuz? Ve sonra siz nereye doğru evrileceksiniz? Bir planınız, programınız var mı? Evet, ben genelde bahsederken artık meslekte 15. yılı devirmişken üretim sektöründe de yıllardır bir kadın mühendis olarak kariyer basamaklarını çıkmaya gayret ederken sondan başa doğru gelmeyi sevmeye başladım son yıllarda. Sondan başa doğru gelecek olursak da şu an İtalyan bir şirketin tedarik zinciri müdürü olarak görevimi sürdürüyorum. Üretim sektöründe Avrupa'da öncü bir firma SAK Grup. Siz şey yapıyor musunuz? Bize ihracat yapıyor musunuz? Evet, ağırlık ihracat. Evet, %50-%60 oranında ihracatımız söz konusu. Firmamızın Türkiye'de lokasyonunun bulunmasının bir sebebi de Koç Grubu bünyesindeki Türk Traktör Fabrikası'nın burada üretim yapmasından kaynaklı İtalyan girişimci bu işletmenin SAK Grup firmasının da burada yakın lokasyonda transit süresinin avantajından faydalanmak adına işletme kurmuş olmak istemesiyle başlıyor. Ve bu şirkette tedarik zinciri müdürlüğü görevini yapıyorum. Geriye döndüğümüz zaman da ilk genç arkadaşlara, belki seyreden arkadaşlara örnek olsun diye söylüyorum. Tabii hayat farklı yerlere insanı yönlendiriyor doğal hayat akışının içinde. Bazı şeyler tesadüf, bazı şeyler planlı. Fakat benim kariyerim şu şekilde gerçekleşti. Aslında ben eczacılık fakültesine gitmek istiyordum. Hayalinizde eczacı olmak mı vardı? Evet, aynen. Orta halli, orta imkanlı bir ailenin evladıyım. Annem babamı kaybettim. Çok sevdiğim, Allah rahmet eylesin, çok değerli olan insanlardı. Çok sevgiyle anıyorum. Her şey için çok teşekkür ediyorum bana kattıkları. Gerçekten çok çok büyük değerli şeyler kazandım annem babamdan. Belki bugün sizinle sohbet edebiliyorsak tamamen onların emeğini görüyorsunuz. Bunu da söylemeden geçmek gerçekten istemiyorum. Eczacılık fakültesine gitmek istiyordum. Orta halli bir ailenin evladıyım. Çok imkanlı özel dersler, işte böyle inanılmaz dershaneler gibi bir durumum söz konusu da değildi. Orta ölçekli bir dershanede, çok öyle özel ders almadan bir üniversiteye giriş serüvenim gelişti. Bunun sonrasında puanım çok inanılmaz değildi ama bir tercih yapmam gerekiyordu. Ama makine mühendisliği bitirdiyseniz çok da
kötü değilmiş. Yok, tabii ki kötü değil ama işte hayaller ve gerçekler gibi evet, bir doğru, durum söz doğru, konusuydu. Doğru. Eczacı mı olsaydım, mühendis mi olsaydım derken böyle bir sürprizle hayata atılıyorum ve mühendislik fakültesi tercihlerim oluyor. Çünkü eczacılık fakültesine giremiyorum elde ettiğim puanla. Fakat iyi bir meslek sahibi olmak istiyorum. İçimde tutamadığım bir enerji var. İş kadını olmak istiyorum. Hayalim hep bu lise yıllarımda. Dolayısıyla İyi bir meslek seçmek istiyorum. Fakat çok iyi de bir avantajım var. İki abim var. Çok değerli, benim için çok kıymetli olan iki abim var. Onlar da mühendisler. Benden önce. Onlar da mı makine mühendisi? Meslek sahibi olmuş insanlar. Elektrik, elektronik mühendisi. Aynen. İki erkek ve bir kız çocuk. Üç kardeşten oluşan bir durum. Ve sonrasında tabii örnek var önümde. Ve evin içerisinde bir tabii sohbet var. Hangi mesleği seçmeliyim aldığım puanla? Acaba hangi mesleği seçersem kendi ayaklarım üzerinde durabilirim, iyi bir gelir sahibi olabilirim, gelecek sahibi olabilirim gibi bir durum söz konusu. Tüm bunları mütalaa yaparken bir seçim sürecine geldik. Ve seçim sürecinde evet bir bayan bir meslek sahibi olacak, bir kız kardeş. Türkiye'de hangi meslekler geçerli şimdi, acaba diye. Burada lafınızı kesiyorum. Buyurun. Bakın erkek egemen toplumdan bahsettik. Şimdi kadınlara biçilmiş bazı meslek grupları var. Evet. Siz aslına bakarsanız cesaret etmişsiniz. Evet. Çünkü bu sakın alınmasınlar. Yani hanım makine mühendisleri evet. ya da daha değişik sektörlerdeki evet. insanlara sakın alınmasınlar. Şimdi bazı şeylerin erkeklerin yaptığı meslek gibi görüyorlar. Yani oradaki temaslarda, insanlarla, işçilerle, olaylarla. Ve kadınlara diyorlar ki siz diyorlar daha naif işlerde çalışın, daha böyle özel, kozmetik işlerde çalışın ve buralarda görünün diyorlar. Oysa ki anayasaya göre kadın da erkek de eşit. İnanır mısınız? O kadar şükrediyorum ki seçtiğim mesleğe, şu an geldiğim noktada. Ve gerçekten bunların aslında ütopik olduğunu düşünüyorum. Böyle dilden dile dolaşan. Evet, mesleki seçimim kendi abimlerden dolayı, ailede mühendislerin olmasından dolayı bilinçli olmuştu. Bir fakülte yazmam gerekiyordu genç arkadaşlar. Peki endişe duydunuz mu yani makine mühendisini seçerken? İlk başta duydum, elbette duydum. Fakat işte Türkiye'de hangi meslekler geçerli? Amiyane belki ama ya bu ülkede doktor olacaksınız ya mühendis olacaksınız ki biraz kendi ayaklarınız üzerinde rahat durabileceksiniz, hayatınızı garanti altına alabileceksiniz gibi bir durumda. Üç aşağı beş yukarı söz konusu elbette ki yaşadığımız coğrafyada. Buna istinaden bir seçim yaptım. Üniversiteye yerleşmek için üniversiteye çeşitli fakülteler ve tercihlerimin hepsi mühendislik fakültesiydi. Tamamı tercihlerimi yaptım. Makineye başka kimya var mıydı? Makine endüstri. Bunu seçerken de gerçekten çok enteresan. Yine ben burada yine Ortanca abime çok teşekkür ediyorum. Belki bilerek, belki bilmeyerek böyle kendi içimizde konuşurken ya Vergecim bir de temel branşlardan gitmemiz gerekiyor. Bugün Türkiye'de geçerli olan, bugün makine fakültesi, makine mühendisliği Türkiye'de en geçerli mühendislik bilim dalıdır. Çünkü bütün bilim dalları bu ana bilim dalından ayrılarak oluşturulmuştur ihtiyaca binaen. Dolayısıyla çok geçerli temel bir bilim dalı. Buradan kendi seçimlerini yapabilirsin. Buradan istediğin dallara ayrılabilirsin gibi bir konuşmamız evet. söz konusu olmuştu. Ve nihayetinde makine endüstri derken ben bir Kocaeli Üniversitesi makine mühendisliği öğrencisi oldum. Bu şekilde üniversite hayatım başladı. Peki kariyer hayatınızı anlatın. Sonra nasıl oldu? Neler gelişti? Tabii çok her zaman çok istekliydim. Her zaman inanılmaz böyle şunu da söylemek istiyorum gerçekten. O içinizde böyle bir enerji varsa, bir şeyleri başarma arzusu varsa hangi mesleği yaparsanız yapın veya hangi branşı okursanız okuyun aslında günün sonunda o başarıyı elde etme yolunda ilerliyorsunuz. Ve yani öncelikle istemek önemli. İstemek lazım. İstemek evet. önemli. Bırakmadığınızda, pes etmediğinizde istediğiniz noktaya varabiliyorsunuz diye. Peki şu andaki işiniz zor mu, kolay mı? Nasıl puanlarsınız? Yani bakış açısı baktığınız zaman işimi çok seviyorum.
tutkuyla yapıyorum işimi. Gerçekten yıllar yıllar üstüne mühendislik nosyonumun yanında yine belki bilgi vermek gerekirse işletme master'ı yapmıştım. Mühendislik fakültesini tamamladıktan sonra İsveçli bir firmada mühendis olarak çalışırken proje bölümünde ne yaparım diye düşünürken ya ben bir de bir MBA yapmalıyım, bir de bir işletme biliminden de bilgi sahibi olmalıyım. Çünkü ben yarın bir iş kadını olacağım. İş kadını olduğumda da... Zaten planlarınızda vardı o. Planlarım, onu söylemek istiyorum. Hmm. Zaten başından kafanızda bir şeyleri hayal ediyorsunuz. Evet. Her şeyi hayal İşletmeyi etmekle de okudunuz başlıyor mu? Galiba. İşletme master'ını da yaptım. Sonrasında... Onun öncesinde de mühendislik fakültesinde okurken o da bana yetmedi. Ben dedim bir de açık öğretimden dış çap ticareti. Çap mı yaptınız? Çap yapamadım ama ikinci bir üniversite olarak bir de dış ticareti okudum. O bana çok kolay geldi. O bir şekilde mühendisim ama dış ticareti de biliyorum. Bir de ben master da yapacağım. Yavaş yavaş artık çalışma hayatına girip bir şeyleri başaracağım duygusuyla yola çıktım. Ve hiç uç noktalarda değildim. Onu söylemek istiyorum. Yani bugün işte çok imkanlı bir ailede doğmanız gerekmiyor. Veya evet. Çok iyi bir üniversiteyi bitirmiş olmanız gerekmiyor. Bunlara sahipseniz çok güzel. Artıyla başlıyorsunuz. Ama bence her şey insanın kendi içinde başlıyor. Hayal etmesiyle başlıyor. Gayretiyle başlıyor. Doğru. Kararlılığıyla Doğru. başlıyor. Peki, şimdi satın alma ve tedarik zinciri. Şimdi sizin işiniz demirle, çelikle, hidrolik yağla, evet, değil mi? Çelik yani, borularla işliyorsunuz. Çelik borular, aynen. Yani sonuçta onları biz siz ürün haline getiriyorsunuz değil evet, mi? Evet, mesela borudan tabii. sonra evet. bu şeydeki arabalardaki amortisörler gibi içine evet. bir yağ koymak durumundasınız. Ya da belki de havalı mı olur? Havalı da var galiba bildiğim kadarıyla. Biz ürünleri traktör fabrikalarına sevk ediyoruz. Onlar, Koç grubundaki Türk traktörü. Onlar şey yapıyorlar, onlar yapıyorlar. Veya evet. Dünya Devi John Deere firması. Veya İtalya'daki grup firmamıza da üretim yapıyoruz. Türkiye'de evet. biliyorsunuz işçilik maliyetleri düşük olduğu için Avrupa'daki üretime göre. Dolayısıyla yabancı firmalar Türkiye'de üretim yaptırarak bu işçilik maliyetinin avantajından evet. elbette ki faydalanmak tamam istiyorlar. Tamam mı matematiksel yani? Tamamen matematiksel. Dolayısıyla ihracat ayağının bir kısmı da aslında grubun kendi içine üretimini kapsıyor. Dolayısıyla bu şekilde bir üretimimiz Peki sonra. Yani tedarikte zorlandığınız herhangi bir konu oluyor mu? Yani sonuçta siz çelik boru, ham boru, maddemiz. Ham evet. maddeniz. O evet. Türkiye'de mi imal ediliyor? Türkiye'de mi üretiliyor? Evet, çelik borular Türkiye'de imal ediliyor. Temininde problem yaşamıyoruz. Ama tabii çelik boruların da çeşitleri var. Bugün Elbette. Dikişli çelik borular var, dikişsiz çelik borular var. Bugün dikişli çelik boruları Türkiye'de imal ederken aslında İtalyan bir üreticiden alıyoruz şu an dikişsiz çelik boruları. Onlar da kendi içinde... Bakın geçen hafta Türk Savunma Sanayi bir açıklamada bulundu. Daha doğrusu Mete Yarar televizyonda açıkladı. Biz eskiden bu denizaltılarda kullanılan çeliği yurt dışından ithal ediyorduk ya da alıyorduk. Yani eğer diyor ham maddeyi elde edemezseniz, üretemezseniz diyor, bazı malzemeyi üretemezsiniz diyor. Yani denizaltıyı üretemezsiniz diyor. Ve Türkiye'de üretilmiş yani yüksek efsaflı, o basınçlara dayanabilecek çelik üretilmiş. Şimdi biliyorum ki geçmişte Amerika'nın en büyük çelik ihracatçılarından, yani Türkiye'den ihraç ediyoruz, ithalatçılarından birisi de Türkiye. Hatta buna bazen kotalar konuyordu Amerika'yla böyle sıkıntılar yaşadığımız dönemlerde. Türkiye'de bir çelik üretimi var. Bu anlamda iyi. Siz mesela bunda sıkıntı duymuyorsunuz ama diyorsunuz ki yani çelik boruların bazıları dikişli bazıları dikişsiz. Bunların siz ham madde olarak almıyorsunuz. Mesela boru olarak alıyorsunuz. Onu evet. şekillendirip malzemeye dönüştürüyorsunuz. Aynen. Aslında Türkiye'de hala ciddi bir ham madde üretimi sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kilit ham maddeleri burada üretemiyoruz maalesef. Ya bunların yarım amüllerini burada üretiyoruz ya da gerçekten bir dışa bağımlılık söz konusu. Şu an Türkiye yarım amül üretiminde evet belli bir oranda artışa geçti ve ciddi anlamda üretim sektöründe hızlanma var ve ciddi anlamda
üretim Türkiye'ye işçilik maliyetlerinin de düşmesiyle kaydı gibi bir durum söz konusu. Ama diğer taraftan baktığımız zaman da hala ham maddede bir dışa bağımlılık elbette ki var. İşte bugün her ne kadar bir İtalyan firması Türkiye'de de üretim yapsa kendi ham maddesini, ağırlıklı ham maddesini yine İtalya'dan getiriyor baktığınız zaman. Umut ediyorum ki yıllar içerisinde bu tarz kısıtlar da, darboğazlar da Türkiye'de çözülecek ve bu tarz üretimler de yapılacaktır diye tahmin ediyorum. Sizin mesela yıllık kapasiteniz nedir? Böyle bir, yani çok mesleki sır değilse, evet, böyle bir şeyiniz var mı? Kapasite ölçtünüz var mı? Tonaj olarak. Tonaj biz olarak. Ayda 60-80 ton dikişsiz boru kullanıyoruz. Aylık 60-80 ton. Averajda, ortalamada 11 ay boyunca tatilleri de devre dışı bıraktığımızda üretimimiz söz konusu. Dolayısıyla 60-80 hem ithalat yapıyorsunuz hem ihracat yapıyorsunuz o zaman. Evet, ithalat da yapıyoruz. Bağlantı parçaları, çeşitli bağlantı parçalarında yine Çin gibi ülkelerden, yine İtalya gibi ülkelerden yine teminini de yapıyoruz. Dolayısıyla hem ithalat hem ihracat ayağımız var. Peki, sizin mesleğinizdeki başarının kriterleri nedir? Yani mesela sizinle aynı yolları, benzer yolları kat etmiş birisi tecrübenizden faydalanmaya kalksa, ona başarı hikayeniz ne olur? Şunu yaparsan böyle olur, bunu yapmazsa şöyle olur diyebileceğiniz bir şey var mı? Bir senaryo var mı? Elbette ki. Bazen genç arkadaşlar, genç mühendis arkadaşlar odama geliyorlar. Garv Hanım ne öneriyorsunuz? Bugünlerde çok sıkılıyoruz. Yöneticimizle yeteri kadar bilgi alışverişi olamıyor. Acaba ne yapmalıyız veya iş mi değiştirmeliyiz? Kendimden örnek veriyorum, iş hayatımdan örnek veriyorum. Kendi yaptığım yanlışlardan örnek veriyorum. Bir kere çok istekli olacaksınız. İşinizi çok tutkuyla yapacaksınız. Tutku çok önemli. Gerçekten çok önemli. Tutku mu, hırs mı? Hırs değil. Çünkü hırsın içinde biraz negatif de var. Evet. Ama artık iş hayatı tutku ile, pardon, hırs ile yönetilmekten ziyade tutku ve adanmışlıkla yönetilme anlayışıyla daha efektif bence. Sonuçlar alıyor diyorsun. Daha efektif sonuçlar alınıyor. Çünkü hırs dediğiniz işin içinde çok rekabet olur. Hırs dediğiniz... Ama zaten piyasanız rekabet içinde elbette, değil mi? Elbette rekabetçi bir piyasadayız. Evet. Ama bunu bir takım çalışması olarak, bunu bir başarı kriteri olarak, o daha iyi ama ben nasıl daha iyi olurum mu sorgulayarak yaptığınızda bu sefer negatif durumlardan uzak bir şekilde başarıya odaklanmış oluyorsunuz. Takım çalışmasına, ekip çalışmasına, takım çalışmasının ne kadar önemli olduğuna inanıyorsunuz. Ve nitekim gerçekten de böyle. Siz bugün ne kadar başarılı bir yönetici olursanız olun, takımınız iyi değilse veya takımınızdaki en zayıf halka ne kadar güçlüyse, siz de ekibinizde veya departmanınızda o kadar güçlü olabilirsiniz. O yüzden ekibimdeki herkesin çok başarılı olmasına, başarı odaklı olmasına, motivasyonlarının iyi olmasına oldukça önem veriyorum. Şimdi tedarik zinciri içinde bir departman var. O departman ve buna benzer bir sürü firmada da, her firmada da böyle bir şeyler, departmanlar var. Şimdi burada bu bölümün yöneticisi olarak siz sektörünüzü nasıl değerlendiriyorsunuz? Kolay bir iş mi yapıyorsunuz? Zor bir iş mi yapıyorsunuz? Sıkıntılarınız nedir? Bunların üstesinden nasıl geliyorsunuz? Çalışma disiplini anlamında çalışanlarınızla, yani sizle beraber bu işe gönül vermiş insan, ya gönül vermiş derken de para alıyor karşısında da insanlarla nasıl bir yol arkadaşlığı yapıyorsunuz? Bunu anlatır mısınız? Elbette. Tedarik zinciri departmanı aslında çok kapsamlı bir görev tanımını anlatıyor. Çünkü bugün de tedarik zinciri dediğimiz iş akışı, üretilecek olan bir ham maddenin üretiminden sevkiyata kadar olan tüm operasyonları, her şeyi kapsıyor, takibini ve kontrolünü kapsıyor. Dolayısıyla burada aslında baktığımızda bir üretim tesisini değerlendirdiğimizde, bunu bir fabrika olarak adlandırırsak, burada
süreçleri tedarik zinciri, satış ve finansal konular olarak ana başlıkta toparlayabiliriz. Evet. Dolayısıyla tedarik zincirinin altında satın alma da var, üretim planlama da var, lojistik de var, sevkiyat da var. Tüm bunların performanslarının değerlendirilmesi, operasyonlarının yönetilmesi de var. Dolayısıyla tüm bu kilit noktalarda işin ehli, profesyonel insanların olması elbette ki son derece önemli. Eğitim seviyelerinin, mesleki donanımlarının bu pozisyonlara uygun olması son derece önemli. Ve en çok dikkat ettiğim nokta takım çalışmasına yatkın arkadaşlar olmasını son derece önemsiyorum. Başarı odaklı olması. Çalışanları siz mi seçiyorsunuz? Takım arkadaşları. Kendi departmanıma ait çalışanlarım da evet. Genel müdürümüz, fabrika müdürü ve tabii ki departman müdürü olarak benim katılımımda seçim yapıyoruz. Orada kriter nedir? Tabii ki ilk başta bir CV ile başlıyorsunuz. Elbette ona bakıyorsunuz. Tabii ki CV'leri de ilk başta değerlendiriyoruz. Acaba hangi CV uygun, hangisi değil derken bir ilk 5 gibi bir sıralama yapıyoruz. Ve bu CV'lere sahip arkadaşları davet ediyoruz. Önce bir birinci mülakattan geçiriyoruz. Bu birinci mülakat insan kaynakları mülakatı, departman müdürünün katılımında bir mülakat. Daha sonrasında uygun bulunması durumunda artık ikinci mülakat dediğimiz yabancı bir şirkette olmamızdan kaynaklı hem İngilizce, yabancı dilini ölçebileceğimiz evet. Hem de üst yönetimin katılacağı, genel müdür ve fabrika müdürünün de katılımının olacağı ikinci bir toplantıyla sürecin ilerletiyoruz. Bu şekilde seçme sürecini tamamlamaya gayret ediyoruz. Çoğunlukla üçüncü görüşmeye kalmıyor süreç. İkinci görüşmede bir karar veriyoruz bütün adaylarla görüştükten sonra. Bu şekilde. Merve Hanım, ne kadar güzel konuştunuz, anlattınız mesleğinizi. Teşekkür ederim, sağ olun. Vallahi yani bu geçen süreçinde yaptığınız işle ilgili ve fikirlerinizle ilgili her şeyi bir şekilde öğrendik, tanık olduk. İşimi çok seviyorum. Gerçekten. Evet. Evet. Sizin nasıl bu kadar yıllardır bu işi yapıyorsunuz, televizyonlar önünde bu kadar severek yapıyorsunuz. Bence gençler kesinlikle şöyle bir kendini ölçüp tartıp hangi işi yapacaklar ve mutlu olacaklarsa buna odaklanmalılar. Peki, final soru şöyle bir soru olsun. Şimdi insanlar mesleklerinde yoruluyorlar, evet. Sıkılıyorlar, üzülüyorlar. Bilmiyorum sizin çalışma periyodunuz nasıl? Yani 24 saat mi, 16 saat mi, 8 saat mi? Ve sizin işinizde herhalde o saatlerin saat çok tanımı saat bizde. Tanımı yok. Evet. Ama insanların bir de ruhunu besleme saati var. Evet. Saatleri var ya da. Siz ruhunuzu nasıl besliyorsunuz? Son yıllarda artık böyle yaşım da 40'a dayanırken dost biriktirmeye gayret ediyorum. Güzel dostlar biriktirmeye gayret ediyorum. Hayatın güzelliklerini getirecek insanlarla bir arada olmaya çalışıyorum. Bu da bir network. Tabii, aslında tabii. Nasıl ki tedarik zinciri müdürlüğü yaparken bir network'e sahip olmanız lazım. Türkiye'deki firmaları o çok önemli lazım. Değil mi? Yani bilmeniz gerekiyor. Çalışanlarını bilmeniz lazım. O yüzden önerim aslında her zaman zamanında çok erken belki ben yapamamışımdır. Network sahibi olmak. Gerçekten. Ama peki bu network'ten mi besleniyorsunuz? Yani şimdi tamam. Siz işinizde birçok firmanı ve o firmaların çalışanlarını tanıyabilirsiniz. Genel müdürlerini, müdürlerini, tedarik zinciri müdürlerini vesaire. Kendi özel alanınızda tabii. Kendi özel alanınızda da mesela orada da bir network oluşturmak gerekiyor diyorsunuz. Orada dost biriktirmeye çalışıyorum. Elbette. Bu mesela bu dost biriktirme şey midir? Yani aile efradı mıdır? Yoksa okuldan insanlar mıdır? Yoksa yaşadığınız bölgedeki insanlar mıdır? Herhangi biri benim dostum olabilir hayatın içinde. Herhangi bir tesadüfle başlayan bir merhaba, bir dostlukla sürdürülebilir. Dolayısıyla biraz kalple yaşayan... İnsan biriktirmek gibi bir şey diyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Kalbi güzel olan insanlarla hayatta yürümek daha zevkli. En doğru olandır tabii. Böyle yaşayıp geçmek var, bir de yaşayıp geçmek var. Böyle yaşayıp geçmek lazım. Biliyorsunuz dünyada yer çekimi kanunu var, biliyorsunuz. Yeşeriyorsunuz, kocaman oluyorsunuz, evet. Sonra küçülmeye evet. Başlıyorsunuz, sonra toprağın altına gidiyorsunuz. Evet, yer çekimi kanunu alıyor, götürüyor. Evet, ve o sırada geçen süre. O sürede ne yaptım?
ve geride ne bıraktın? Aynen dediğiniz gibi. Çok çok önemli. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben yayına katıldığınız için, bilgileri paylaştığınız için. Yolunuz açık olsun. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.